Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serkan'ı yepyeni bir daha bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çok istenilen Rabona şut ve Rabona orta nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Nasıl vurabilirsiniz onu göstereceğim. Ve yarın sabah da arkadaşlar Rabona frikik nasıl atılır onu göstereceğim. Dediğim gibi ikisi de çok beklenen, hiç Türkiye'de hiç kimsenin çekmediği videolar arkadaşlar. Bana çok istek geldiği için bugün çekeceğim. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Rabona şut ve Rabona ortayı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Yarınki videomda dediğim gibi tekrardan Rabona frikik nasıl vurulur bunu göstereceğim. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Burada son videolardaki aktifinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilerliyoruz yolumuza. Adım adım çok iyi ilerliyoruz. Bu videoda da arkadaşlar sizlerden bir 150 beğeni bekliyorum. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar hemen başlayalım taktiğimize. Dediğim gibi bu taktik serisi 3. videosu, ilk 2 videoda iyi bir geri dönüş aldık. Çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar öncelikle Rabona dediğiniz olay arkadaşlar gerçekte de her oyuncunun yapamadığı gibi oyunda da aynı şekilde geçerli. Herkes yapamıyor arkadaşlar. İşte yani yapabilen isimler başta Ronaldo, işte Nani, Quaresma, Ricardo Kişna, Memphis Depay, Zlatan Ibrahimovic falan filan, böyle hani ayak yeteneği olan futbolcular diyeyim arkadaşlar. Hani bunu herhangi bir oyunda hani garanti şu yapabilir, bu yapamaz, hani mesela şu 80 üstünde olsa yapar tarzda bir şey yok. O yüzden arkadaşlar birazcık oyuncuları seçmek gerekiyor. Ama genelde çoğunlukla bütün 5 star oyuncular, yani bütün 5 star skillerlar ve onun dışında işte Zlatan olsun, Memphis Depay olsun, çoğu arkadaşlar Rabona'yı yapıyor. Öncelikle arkadaşlar Rabona şutla başlamak istiyorum. Rabona şut nasıl çekilir onu göstermek istiyorum. Arkadaşlar her taktikte olduğu gibi bütün bunları çalışabileceğiniz en güzel yer arkadaşlar arenadır. Arenada arkadaşlar çalışabilirsiniz. Arenaya nasıl gelirim diyorsanız arkadaşlar oyna kısmına geliyorsunuz. Oyna kısmı antrenman arenası. Burada antrenman oyuncusunu seç yapın. Sizde Messi'dir. Buradan arkadaşlar basın buraya. Real Madrid'den gelin, burada Ronaldo'yu seçin. Çıkın arkadaşlar. Buradan sonra sağ analoğunuzu bir tane sol yapın ve arenaya girin arkadaşlar. Bu şekilde ve burada bütün antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. İşte skill antrenmanları falan hepsini burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi hemen taktiğimize başlayalım. İlk öncelikle Rabona şut nasıl yapılır arkadaşlar. Ekranın aşağısında görmüş olduğunuz gibi oraya ben arkadaşlar nasıl yapacağınızı koydum. Onun da mantığını hemen anlatayım sizlere. Arkadaşlar Rabona'da öncelikle açınızın böyle bu dik buradan arkadaşlar, mesela böyle Rabona buradan vuramazsınız arkadaşlar. Açınızın çapraz şekilde ayarlamanız gerekiyor. En iyi arkadaşlar Rabona'yı vurabilmeniz için en iyi şunu yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bol roll yapıp vurmanız gerekiyor. Mesela bakın böyle yaparsanız böyle normal buluyor. O yüzden arkadaşlar açımızın ilk önce çapraz olması dikkat ediyoruz. Ben arkadaşlar burada bol roll yaptım ve bu şekilde vurdum görmüş olduğunuz gibi. Yani bu Rabona şutunu uygulayabilmek için bold roll yapmanız arkadaşlar neredeyse hani işinizi garantili diyebilirim. Çünkü diğer türlü başka vuruşlar yapabilir, normal de vuruş yapabilir. O yüzden arkadaşlar işinizi garanti altına almak için siz benim dediğim yapın. Mesela şimdi yine yaptım Rabona, aynı tuşu yaptım ama olmadı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak dediğim gibi bold roll yapıp vuracaksınız. İkinci olarak arkadaş önemli nokta şu. Bold roll yaptıktan sonra controller'dan arkadaşlar default settings olarak söyleyeyim. Yani herhangi hiçbir ayarı değiştirmemiş olarak söylüyorum. Başta L2'niz neyse ona göre bakın hani ayar değiştiren arkadaşlara, o yüzden söylüyorum. Hiç kontrol değişmemiş FIFA ayarlarında arkadaşlar L2 tuşuna basıyorsunuz. Nişanı kaleye doğru alıp yuvarlığa basıyorsunuz arkadaşlar. Tam çapraz zamanız gerekiyor. Tabii ki de ben size göstermiş olduğum gibi Rabona şutunu uygulamak için arkadaşlar bol roll yapın. Topu tam çapraz yapın ve L2 ve yuvarlığa aynı anda basın arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız Rabona şutu çekebilirsiniz. Bu dediğim gibi farklı açılardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela hep o taraftan gel. Bu sefer de buradan gelelim. Mesela bol roll yaptık arkadaşlar ve vurduk. Dediğim gibi ilk önce arkadaşlar bol roll yapıyorsunuz. Ya bu yani yapmak zorunda değilsiniz ama işinizi %90 garanti altına alır arkadaşlar. Bol roll yapıyorsunuz. Ardından arkadaşlar direkt L2 ve yuvarlak tuşuna basıp tam çapraz açıya doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şimdi burada geldim. Bol roll yaptım ve sol çapraza doğru Rabona yaptım. Sağ çapraza doğru da yapabilirsiniz ama belki o zaman normal de vurabilir arkadaşlar. O yüzden siz yaptığınız açının zıttını yapın. Mesela benim şimdi yapacağım gibi. Ama mesela bunun olması çok iyi oldu. Eğer arkadaşlar kaleden uzaklaşırsanız alanın dışında kalırsanız Rabona'yı yapmaz arkadaşlar. Benim az önce şu anki vurduğum alan neredeyse Rabona vurmak için en son alan diyebilirim size arkadaşlar. Hani bu kadar uzak yerlerden çok nadir vuruyor. Siz zaten görmüş olduğunuz gibi artık buralarda normal şut çekiyor. O yüzden arkadaşlar bu oyunda Rabona şutun açısı çok kısıtlı ama ben tabii videonun devamında size başka bir şeyini de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Rabona
ortaya geçiyoruz. Yine tekrardan ayarları gördüğünüz gibi kontrolörde nasıl yapacağınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamamen her şey aynı. Tek değişen şey arkadaşlar, şut yerine kareye basacaksınız. Mesela ben şimdi görmüş olduğunuz gibi açtım arkadaşlar. Buranın mantığı nedir? Hemen size onu da söylüyorum. Öncelikle arkadaşlar kanattan gelirken 90 derece geldiğinize emin olun. Bu bir şart değildir ama ben size bu hareketi yapabilmeniz için arkadaşlar hani en optimum şartları size söylüyorum. Yani bunlar olursa en sağlıklı yapabilirsiniz diye. Böyle arkadaşlar 90 derece dimdik gelirken ya da hafif kıvrımlıyken arkadaşlar böyle koşuyorsunuz diye normalde öyle. Geldiniz. Şimdi rabon orta açacaksınız. Arkadaşlar rabon orta açarken şu anda burada dik geliyorsunuz ve kontrolör arkadaşlar tamamen sola L2 ve yuvarlağı orta açmaya aynı anda basıyorsunuz ve açıyorsunuz. Ben şu anda video çekerken birazcık fail olabilir çünkü anlattığım için arkadaşlar ben de pek hani bazen fail olabiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar böyle geliyorsunuz böyle L2'ye basıyorsunuz. L2'ye basarken arkadaşlar açınız, tam çapraz yapıyorsunuz ve açıyor. Yani ortayı nereye doğru açacaksınız oraya tam 90 derece yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sol analogunuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şey şut için de geçerli zaten arkadaşlar, hepinizin hatırlayacağı gibi. Ronaldo öyle geliyorsunuz, orta açmak için arkadaşlar L2 ve kareye basıp tamamen sola yatırıyorsunuz ve açıyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bunlar maç içinde kamera açısına göre falan değişir. Ben şu an kendi kamerama göre, yani ben size bunu ezberlemeniz için anlatmıyorum. Tamamen olay sizde bitiyor arkadaşlar. Ancak şu şekilde nasıl kavrarsınız bunu? Maçlarda ve şu andaki gibi arını da kavrayabilirsiniz. Mesela şimdi burada normalde gelirken arkadaşlar siz analoğu yukarı doğru yatırmanız gerekecek. Çünkü kamera açısında kaleye bakan taraf analoğunuzun yukarı oluyor. Şu anda sol oluyor bende. Dediğim gibi çok basit bir şekilde atacağınız yöne doğru geliyorsunuz. Sol arkadaşlar, pardon sol yönü L2'ye basıyorsunuz. L2 ve kareye aynı anda basıp yön veriyorsunuz sol analogla. Bu kadar arkadaşlar, çok basit bir şekilde böyle ortanızı açabilirsiniz. Bu ortada da aynı şey geçerli. İşte Nadi, Quaresma, Ronaldo, ondan sonra Neymar, Zlatan İbrahimovic falan kişi arkadaşlar. Böyle yani ayağı iyi olan Memphis Depay gibi falan futbolcularla atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Rabona şut arkadaşlar başka bir şekilde daha atabilirsiniz. O da arkadaşlar şu şekilde normal böyle gelirken arkadaşlar orta açarmış gibi vuracaksınız. Bunda arkadaşlar fail olmalısınız bayağı yüksek. Ama olmayabilirsin. Şimdi ben size birkaç tanesini göstereceğim arkadaşlar. Mesela böyle gelirken arkadaşlar sen kaleye doğru orta açıyormuş gibi yapıp arkadaşlar bu şekilde vurabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ama burada da şöyle bir zorluk var. Şu atacağınız şeyin gücünü falan arkadaşlar çok zor ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu şekilde benim gibi de fail olabiliyorsunuz. O yüzden şimdi ben size bunu nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bu taktiği uygulamak için size sağdan sola doğru yani tıpkı Robben gibi içeri girerken yapacağınızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar böyle gelirken koşmaya devam edin. Elinizi çekmeyin. Şimdi kaleye doğru orta açarmış gibi yapın. Ben konuşurken yapamadım. Şimdi bir dahakine yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde kaleye en rahat şekilde uzaktan rabona vurabilirsiniz. Çünkü bu şekilde buradan şut denerseniz rabona şut arkadaşlar buradan çekilmiyor. Mesela ben şimdi vurdum ve yine yönünü ayarlayamadım görmüş olduğunuz gibi. Bunu dediğim gibi arkadaşlar çalışmanız gerekiyor. Ben rabona çok deneyen bir insan değilim. Hani öyle maç farklı falan olursa hani belki denerim. Onun dışında arkadaşlar çok da fantastik hani oynamıyorum zaten. Dediğim gibi size bunu ben bildirmek için arkadaşlar şu anda bu videoyu çektim. Orta açma ve şut çekme zaten çok basit. Bunda da arkadaşlar bundan aslında orta açmanın aynısı. Sadece kaleye doğru arkadaşlar orta açıyorsunuz gibi düşünün. Ve ondan sonra oluyor. Mesela ben şimdi vurdum. Şimdi mesela yaklaştık. Çok şans arkadaşlar dediğim gibi. Umarım video sizin hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Yarın sabah da Rabona Frikik nasıl vurulur arkadaşlar onun hakkında bir video atacağım. O daha çok isteniyordu. Hatta ilk onu atacaktım ama bu video şimdi akşam atacağım için o videonun kaynamasını istemedim. Bunu da zaten size duyuruyorum. Yarın arkadaşlar sabah önü direkt zaten o videoyu atacağım. Rabona Frikik nasıl vurulur onu göstereceğim. O çünkü çoğu hiçbir yerde yok. Yani çok daha az var YouTube'da. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.